İslahiyeli depremzede öğrenci Ayşegül Karaağaç, Yükseköğretim Kurumları sınavında Türkiye genelinde ilk 2000 arasına girdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YKS'de derece yapan Karaağaç'a tam altın, bisiklet ve tablet hediye etti. 6 Şubat günü evet evdeydim. Annemle birlikte iki kardeşim de yanımdaydı. Babam ve abim evde yoktu. Biz uyuyorduk. İşte 4.17'de herkes gibi biz de sallandık. Kalktık, hemen ayaklanmadık. Geçmesini bekledik fakat geçmedi. Ardından salona çıktık kardeşlerimle beraber. Kapıyı zorladık. Kapı bayağı sıkıntı yaşattı bize. Kapıyı zorladık ve açtığımızda merdiven dairesi yoktu maalesef. Aşağıda zeytinlikler vardı. Direkt zeytinlikleri gördük. Biz de oradaki Moğol yığınlarına basarak aşağı indik. Evimize en son girişim o gündü. Ondan sonra hiç giremedim maalesef. De eşyalarımın birçoğu evde kaldı. Çıkarttıklarım bile aynı günlerde yağmur çok fazla olduğu için maalesef mahvoldu. Ben masamı çıkartmıştım. 40-45 gün kadar İslahiye'deydim, buradaydım. Çadırda 2 aile kalıyorduk. Maalesef çadır çok sıkıntıydı benim için. Bazı gündüzleri gelip burada masamı çıkartıp masamın üzerinde ders çalışıyordum arkadaşlarımla birlikte. Benim içimde hep en başından beri hukuk sevgisi vardı. Ben çok istiyordum. Öncelikle hedefim avukatlıktı. Zamanla bu değişti ama hukuk sevgimden vazgeçmedim açıkçası. Hala çok istiyorum hukuk okumayı. Kaymakamlık veya savcılık düşünüyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda ona karar vereceğim. Benim açıkçası kendi sınıfım İslahiye Fen Lisesi 12. sınıfı. Çok kaliteli öğrencileri vardı. Gerçekten Şampiyonlar Ligi diyebilirdim. Hepsinin ilk 5'e girmesini beklerdim. Ama depremden sonra çok etkilendiler. Sınıf arkadaşımdan bir tanesi de vefat etti. Buradan ona rahmetle anıyorum. Arkadaşlarıma da tebrikler dilerim. Birçoğu mezuna kalmış galiba. İnşallah Allah kalplerine göre versin. İyi yerlere gelirler. Fatma Karaağaç ismim. Ayşegül'ün annesiyim ben. Siz? Babası Ercan Karaağaç ben de. Ben şoförlükle uğraşıyorum. Annesi ev hanımıdır. Evet. Ayşegül bayağı başarılıydı. Okuma hazmi vardı. Okuması için elinden geleni yaptı. Bize gereken desteği yerine verdik. Çalıştı. Evet. Bugünlere geldi. Depremden 3 gün 4 gün sonra bir şey vurdu. Masa vurdu. Orada onda çalıştı. O soğukta, o ayazda. Orada hazmi vardı. Ben çalışacağım dedi. Okudu. Ben dedim ya bu soğukta sen ne düşünüyorsun daha? Canını kurtarmışsın. Yok baba ben okuyacağım. Bir 40-45 gün süre burada kaldı işte. Ondan sonra Antep'e göndermek zorunda kaldım. Kendi okuduktan sonra biz arkasındayız her zaman için. Nereye isterse de inşallah istediği yer gelir. İnşallah istediği yere gider. İnşallah istediği yerde okur. Senin kardeşlerinle beraber...